Merhaba arkadaşlar. Bugün Cunda Adası'ndayız. Cunda Adası'nda gezilecek, görülecek yerlere birlikte gideceğiz. O zaman birlikte birazdan nerelerde fotoğraf çekilir, nerelerde yemek yenir, Cunda Adası nasıl bir yerdir? Hep birlikte gezelim, görelim. Evet arkadaşlar, şimdi Cunda Adası'nın tam merkezindeyiz. Arkamızda tam bir tane Instagram point olan yer görüyorsunuz. Şöyle yeşil ışık ve mavi ışıklı olan yer. Burada biraz daha fazla fotoğraf çekildiğini söyleyebilirim. Birazdan oraya da gideceğiz. Ama öncesinde Cunda Adası ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Hani buraya gelmeyi düşündüğünüzde nasıl bir konsept var, neyle karşılaşıyorsunuz? Bundan biraz bahsedeyim. Oteller birazcık pahalı. Yani 450 ile 750 lira arasında değişiyor. Bayramda daha pahalı oluyor diyebilirim. %30 daha pahalı. Bunun haricinde bir kahvaltı konseptleri var. Ondan hariç tam pansiyonda bulmanız mümkün. Bir dakika, birisi geliyor galiba. Devam. Yakalandık. Cunda Adası'nda basıldık. Arkadaşlar şu an gerçekten bu konu şey değil. Hani ayarlanmış değil. Furkan ne yapıyorsun ya? Video çekiyorduk. Arkadaşlar Furkan'la Nazlan şimdi geldiler. Birazdan onlarla adayı gezmeye devam edeceğiz ama ben gene biraz anlatmaya devam edeyim sizlere. Ada biraz daha böyle Yunan esintileri olan Girit Adası'nın böyle esintilerini almış bir ada. Mezeleriyle olsun, müzikleriyle olsun size bir Yunanistan tadı veriyor. Bunun haricinde çok fazla ayvalıktan etkilenmiş. Ayvalık tostu her yerde bulabiliyorsunuz. Fakat o tulum peynirinden yapılan ayvalık tostu yok. Onu söyleyeyim. Hani birkaç yerde varmış galiba. Ben onları göremedim. Genelde kaşar peynirinden yapılıyor. Ve hani fiyatı da 18-25 lira arası. Bunun haricinde güzel fotoğraf çekecek yerler var. Şimdi 3-4 tane. Dün biz biraz gezme imkanımız olmuştu. Bugün tekrar sizler için gezmiş olacağız. Bir de tabii yemek yenilecek yerler var arkadaşlar. Bunları size göstereceğiz ki yani kesinlikle uğramanız gereken yerler var. Bunları göstereceğiz. Son olarak da plajlardan bahsedeyim. Normalde şehir merkezinde olan plajlar birazcık böyle küçük çocukların daha böyle sığ denizlerin olduğu yerler ve emeklilerin de gene girebileceği yerler. Badavut ve Patricia plajları var arkadaşlar. Bugün ben Badavut'a gittim. Çok memnun kaldım. Biraz daha böyle... Badavut harikaydı. Bence çok güzeldi. Yani deniz zevkini aldım diyebilirim. Hem sığ hem istediğiniz yerde derinlikte de yine yüzebiliyorsunuz. O yönden de iyiydi. Temizdi ve kumdu. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şezlonglar 40 liraydı. Yine güzel locaların da olduğu bir plaj. Ayrıca su sporları da gene yapabiliyorsunuz, işte bananasıdır, jet ski tarzı gene su sporları da burada yapmak mümkün. O zaman şimdi çarşıyı birazcık gezmeye başlayalım. Hep birlikte sizlere Cunda Adası'nda geldiğinizde neler yapmanız gerektiğini buradan göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi Cunda'nın merkezindeyiz ve bir Instagram point yerine geldik. Hemen size onu göstereceğim. Arkadaşlar burası aslında şehrin merkezinde, meydanında ve bir tane ayvalık tostçusu aslında. Şöyle göstereyim. Siz de geldiğinizde buraya direkt fotoğraf çekmek için gelebilirsiniz ki günde binlerce kez fotoğraf çekiliyormuş. Onu öğrendik biz de. Herkesin Instagram'ında olması gereken bir yer. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Cunda'nın böyle ara sokakları çok güzel. Görülmeye değer aslında. Biz de şimdi Karadeniz Pastanesi'nin, ünlü Karadeniz Pastanesi'nin önündeyiz. Buranın manzarasını size bir göstereceğim. Karadeniz Pastanesi. Orada çay, kahve.
Arkadaşlar yine bir Cunda akşamında birlikteyiz. Arkamda gördüğünüz üzere teknede balık ekmek yine Cunda'da en çok yapılanlardan bir tanesi ve Papalina diye kendi balıkları var. Bu balıktan da yemenizi tavsiye ediyoruz. Saat 7 ve güneş saatine göre şu anda arkadaşlar Cunda'nın gene hediyelik eşya ile ilgili, takı ile ilgili beklentilerinizi karşılayacak çarşısı da gördüğünüz üzere burada. Bizler de memlekete gitmeden birkaç tane şey almayı düşünüyoruz. Arkadaşlar, Cunda'da Instagram point olan yerler var demiştik. Bir tanesi de arkamda duran cilveli barın duvarı. Burada da insanlar fotoğraf çekmek için adeta birbirini eziyor ve sıraya giriyorlar. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Fotoğraf çekinirken maskeyi çıkarmanıza izin veriyorlar. Burada denetimler de çok sıkı. Bize bir polis memuru da denk geldi ve fotoğraf çekiminden sonra lütfen maskenizi takın tarzında uyarılarda bulunuyor. Bu da tabii görmek istediğimiz hareketlerden bir tanesi. Arkadaşlar, Instagram point olan yerlerden bahsediyorduk. Bir de Yunda Pastanemiz var ki tam olarak arkamda gördüğünüz şöyle pembe bisikletli güzel bir Instagram point. Herkes burada gene fotoğraf çekiniyor. Fakat biraz daha az diyebilirim. Siz de gelmek isterseniz gene merkezde Yunda Pastanesi'ni bulup fotoğrafı çekinebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Yunda ile ilgili genel yorumlarımızı size söyleyelim. Ben sözü Aybüke Hanım'a bırakıyorum. Evet. Evet, Cunda kedisi köpeği çok bol bir yer. Evet. Her yerde görebilirsiniz kedi köpek. Her yerde kedi köpek çıkıyor. Hele balık restoranlarının dibinde kedilerden geçilmiyor. Yani pisleyebilir, dikkat edelim. Kıyılarda hep balık restoranları var. Bence çok şık duruyor. Evet, işin şöyle işin. Arkadan müzikler. Görüyorsunuz zaten. Tam bir Yunan... Evet, Mikonos'a benziyor değil mi? Mikonos'a da gitmiştik. Evet, onu Vilon'u daha yayınlamadık ama Mikonos Vilon'a da benzetebileceksiniz arkadaşlar. Benzeyen yerler var. Yiyecekleri, mezeleri. Yani Girit mezeleri, peynirli şeyler olsun, benziyor. Bir meşhur balığı vardı. Neydi balık? Papalina. Papalina balığını gene burada yemeniz mümkün. Ben ilk defa burada şey yaptım. Hamsi tarzı küçük bir balık. Instagram point yerler var. Oraları gezdik zaten. Oralar çok güzel. Evet, bir de hani çocuklu aileler için ben birkaç bir şey söyleyeyim. Yerler biraz taş olduğu için hani bebek arabasını falan gezdirmek biraz zor oluyor gibi. Gelecek kişilere de buradan gene bildirmiş olalım. Biraz rüzgarlı. Hava olarak. Yani gene bot turları var. İsterseniz Cunda'dan bir tekneye binip yüzmeye diye açılmanız da mümkün. Onun haricinde genel olarak yani dondurma, rakı balık, evet.
Normal alkol süzgene mekanlar da var. Ayvalık tostu var. Oldukça fazla. Fiyatlar nasıl dersek, fiyatlar için ne diyebilirsin? Fiyatlar gayet yukarıda. Yani fiyatlar arkadaşlar biraz şehir yaşantımıza göre biraz üst seviyede diyebilirim ama ne kadar üst seviyede? 1,5 katı. Yani, öyle diyelim yani, 1,5 katı. Bir tatil yerine göre hani normal yani, belki. Ama şuna da üzülüyorum. Hani burası bir Bodrum değil, bir Marmaris değil. Ama gene de fiyatlar biraz fazla. Hani pandeminin acısını mı çıkarıyorlar bilmiyorum. Daha önceki dönemlerde nasıldı ama pandemiyle ilgili alınan önlemleri de söyleyelim istersen. Yani şu an gezdiğimiz sahil kenarında devamlı devreye gezen bir zabıta ya da polis, bekçi, onları görmek mümkün oluyor. Dün akşam gördüğümüzde ellerinde maskeyle, maskesiz insanlara maske dağıtıyorlardı. O da güzeldi. Fotoğraf çekinirken maskeleri çıkartan kişileri uyarıyorlardı. Fotoğraf çekindikten sonra maskeleri tekrar takmalarını söylüyorlardı. Evet, genel izlenimlerimiz şimdilik böyle. Cunda'ya gelinir mi? Bir daha gelir misin Cunda'ya? Cunda'ya bir daha gelirim çünkü o sarımsaklı plajı falan oralara gitmedik. Şeytan sofrası var mesela. Evet, Patrişya evet. Plajı var, oraya gitmedik. Yani buralara gidip görmek gerekiyor. Tatil için bence güzel mekanlardan biri. Evet, en son bir Karadeniz Pastanesi miydi? Evet, bir de oraya gidip bademli keşkilimizi yiyeceğiz. Evet, bir Karadeniz Pastanesi'ne gidip bakmak istiyoruz bakalım. En son Cunda'da bizi şimdilik neler bekliyor? Haydi bakalım gidelim. Çikolata mı? Evet. Çikolataya dayanamayabilir, evet. Ama bu mamaya da çok dayanamıyor. Ye. Ama nasıl kaçıyor? Aferin sana. Aferin. Evet, ilk defa bir işletme ateş kontrolü görüyoruz. Doğru. Teşekkürler. Seni de çekeyim şöyle. Bir tek sen yapıyorsun valla. Gerçekten bravo. Şöyle çekelim. Özel lor tatlısı var. Evet arkadaşlar, şimdi Karadeniz Pastanesi'nde bir yer bulduk ve oturduk. Bademli keşkül aldık ve çay aldık. Çok sıra vardı, bir yarım saat kadar ayakta beklemek zorunda kaldık. Oldukça da zorlandık. Yani kavga ede ede, tartışa tartışa bir yer bulduk sonunda. Neyse ki değdi. Şimdi yol kenarında gene fotoğraf çekme yarışları devam ediyor. Yani Cunda'ya gelirseniz Karadeniz Pastanesi'ne mutlaka uğrayın. Bu arada içeride tavsiye edeceğim tatlılar var. Peynir tatlısı ve bademli keşkülü tavsiye ediyoruz. Akşamlarında böylece görmüş oldunuz. Her tarafta bir taverna, her tarafta bir müzik görüntülerle sizi baş başa bırakıyor. Evet.
Arkadaşlar şu anda Türklerin Cunda Adası'na ilk ayak bastığı yerdeyiz. Evet arkadaşlar, arkamda gördüğünüz anıt Cunda Adası'na Türklerin ilk ayak bastığı yermiş. Şimdi bundan sonra videomuzu burada sonlandıralım dedik. Cunda Adası bizde neler bıraktı? Gezip görülmesi gereken yerleri sizlere aktarmak istedik. Sahil kenarından da otelimize yürüyoruz. Bu arada Cunda Otel'de konakladık. Herkese otelde tavsiye ediyorum. Biraz da böyle çocuklu ailelerin kalabileceği bir yer. Gelmeyi düşünürseniz Cunda Otel'de merkeze yakın, direkt yürüme mesafesinde çarşıya. Cunda'yı size anlatmaya çalıştık. Bir gün yolunuz düşerse diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve kanalıma da abone olursanız çok seviniriz. Hepinize Cunda'dan iyi akşamlar. Sevgiler. Hadi.